bunu kabullenmiyorum. Devletin valisi Kuvayi Milliye'ye, cumhuriyete destek vermiş hocalar var. Evet. Çok istiyorsa gelecek evet, onları anacak. Evet. O hocalarla bir Rıfat Örekçi yansın. Ha, Aynen böyle. Şunu şunu da diyebiliriz. Aynen. Şunu da diyebilirsin. Buna da hakkım var. Hani ben devletin valisinin anması açısından bunu söylüyorum. İskilipli Atıf Hoca'nın idam edilmesi yanlıştır. Bunu söyle. Yani yazdığı bir kitap nedeniyle idam edilmiş. Yazdığı kitap nedeniyle değil yazdığı ama kitap nedeniyle Ahmet Bey. Idam edilmiyor Ahmet ya, Ahmet Alev Coşkun bile yok. bunu söylüyor ya, yani. Cumhuriyette de yazmış hayır, yani. ya, bugün yani. Şey, ben öyle. gördüm yani. Diyor ki bugün Sinan Meydan yazdı. Etmekten. Tekrar. Ben size şey, hükmü getireyim. Ya Ahmet hiç Bey kimse, yapmadım. Hocam adam sonuçta Seyit Rıza gibi yani bir itiraz ediyor orada. Bak Kuvayi Milliye'ye karşı çıkması, Cumhuriyete karşı çıkması yanınızdayım. Ka orada. Ben bir itirazı barındırıyor diye bir insanın idam edilmesine de karşıyım. Bu ikisini birden söyleyebiliriz. Kuvayi Milliye'ye destek vermesi, vermemesi büyük bir hatadır. Böyle bir Ama destek vermemekle kalmıyor. Karşı çıkıyor ya. Karşı Onlara, daha büyük bir hatadır. Şeylerin, bu nedenle da, bu nedenle Ankara da, istiklal, i̇stiklal, böyle bir Bu insan. nedenle Ankara İstiklal Mahkemesi 1926'da Mustafa Kemal Atatürk yaşarken yargılıyor ve vatana ihanet yani idam ediyor. İstiklal Peki i̇stiklal niye? Mahkemesi ne yapacak? Peki niye sürgüne gönderilmiyor? Siz diye düşünmeyin. E, çünkü, çünkü vatana idam suçu o zaman. O zamanki şey mevzuata göre idam Ahmet Bey. Yani. Bakın AKP İl Başkanı ya veya Türkiye'yi Türkiye'yi suçlayan sürükleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin cari İstanbul İl Başkanı ne diyeceğiz ya o zaman? bana samimi bir gelmez. Bir dakika bak Turgay Bey diyorum ki ben. Anti beraber olalım ama bir cumhuriyet düşmanını eğer anmaya gidiyorsa bir siyasi partinin bir yetkilisi o zaman işte emperyalizme mücadele e, sözleri bana çok inandırıcı gelmeyebiliyor. Hocam cumhuriyet düşmanı diye mi gidiyor? Cumhuriyetin valisi, cumhuriyet düşmanı e, bu o yüzden gideyim, cumhuriyet düşmanlarını kutsayım diye mi gidiyor? Ha, peki, hayır, neye gider? Yani hayır, ben size iskili... soruyorum, samimiyetle soruyorum? Ben hemen. size söyleyeyim. Yani Kevap... cumhuriyetin valisi, cumhuriyetin valisi, cumhuriyetin valisi e, cumhuriyet düşmanı dediğiniz İskender evet. Atıf hocayı, evet, cüm... evet sen evet. ne güzel cumhuriyet düşmanıydın, e, gidiyor? seni anlıyorum diye mi gider? Karşı soru. Hocam, söyleyeceğim. Da bu Dur. ülkede, Hocam ama. baltalamış, ona e, Kuveyt Milliyeye kuduruk köpekler e, diyecek kadar e, gözü dönmüş, bir sürü yani değerli insan varken, kala kala bunların anmasına mı kalıyor yani? Yapmayın, devletin valisinin oraya gitmesi benim içimi sızlatır, Turgay Bey. Benim içimi sızlatır. Antepperyenist ben... olduğunu söyleyen bir partinin, bir yetkilisinin oraya gitmesi beni düşündürür. Lafla olmuyor bu işler. Onu demek istiyorum. Hocam, ama bak ne oluyor? Şimdi siz haklı bir takım eleştirileriniz var ama bak ben şimdi şeye gelelim tekrar. Deminden beri konuştuklarımızın sıkıntısı şurada. Öyle bir ucube sistem getirdik ki ne oluyor biliyor musunuz? Bu ittifaklar hani temel bir ideolojiden hareket eden Doğal bir ittifak olmuyor. Yüzde artı biri yakalamayı sadece hedefleyen her türlü ilkeden, ondan, omurgadan, ari, pratik ve pragmatik, geçici, kırılgan bir takım yapılara dönüşüyor. Şimdi bugün e, bu ittifakta yer alan Saadet Partisi'nin sürekli burada kalacağının bir garantisi mi var? E, yani işte getirilen ittifak sistemi bir nifak sistemi ülkeyi sürekli söylüyorum bir karpuz gibi ikiye bölmekle kalmıyor. işte HDP gibi bir takım yapıları gücünün çok ötesinde anlam yüklüyor ve maalesef bu tür terörle arasına mesafe koyamayan terör örgütünün uzantılığını yapan bir takım yapılara Türk siyasetini rehin alma fırsatı ve imkanı tanıyor. O yüzden lütfen bunu gözden geçirelim. Bu, bu böyle ittifak olmaz. Böyle ittifaklar ondan sonra işte efendim o onunla öyle olur da Peki. bu bununla böyle olur da fikir yok, A çizgi yok, Hocam, ideoloji yok, Hocam, hiçbir şey yok. E, Ali Haydar Bey ne diyorsunuz buna? Yani bu böyle ittifak olmaz. E, belli bir çizgisi yok, bir şey yok, benzemiyor birbirlerine. Bu şekilde ittifak olmaz diyor Ümit Hoca. Mesela 5 sene öncesine kadar Temel Karamollaoğlu'na CHP'nin bakışıyla, CHP'nin tabanın bakışıyla bu bugünkü bakışı 360 ya yani 380 derece özür diliyorum. Zıt. E, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın. Yok yok Erdoğan eleştirmek için demiyorum bunu. Gayet eleştirmek için söylüyorsun. Allah ben de, Allah. Ben de şöyle yorumluyorum. Diyorum ki bu siyasal koşullar, konjektürel bir takım <laughs> ittifaklar olabilir. Bu da doğaldır. İnsanlar belli ilkeler, belli bence ilkesizlik. Bu ilkesizlik şeydi. midir, ilkeler mi? Ya şunu savunuyor bu partiler. Diyor ki biz mevcut sistemi yani hani bakın <laughs> 3 Şubat yani bundan 5 gün önce 2021 resmi gazete Cumhurbaşkanlığı 3474 sayılı kararı Tokatili sahipsiz hayvanlar koruma dair kanun çıkarıyor. Ya Cumhurbaşkanı işi mi bu? Yani böyle bir sistemle yönetiyoruz. Şimdi bu sisteme karşı insanlar çıkıp diyor ki ya Tokat'taki sokak hayvanlarla ilgili Cumhurbaşkanı uğraşmasın. Ya bu ülkenin başka problemleri var onlarla uğraşsın. Bunun karşısında bir sistem öneriyor. Diyor ki güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. Bu niye ilkesi? Bu demokratik de olsun. demokratik değil mi bu sistem? Niye niye? Bence değil. Yani, yani şöyle. Ay, ayrıca değil, ayrıca, değil, ayrıca, değil. ayrıca ayrıca bu sistemi Türk milleti tercih etti, onun oylarıyla bu sistem geçmedi mi? Bu sistem tamam. halkımızın oylarıyla Tamam, geçmedi, tamam. A, o da halkın oylarıyla değişecek yani, zaten. Evet, yani, yani bunun yani bunun hayır varsa, bu, şey varsa, gösteriliyorsa, ancak şey iddiası o yani. Halka ikna edeceğiz. Tabii yarın gidersiniz, halk. Bundan yana da olabilir, karşı da olabilir. Bu tamamen halkın bileceği iş. Yani o, o nasıl bir karar Ama ver? diyorsunuz bütün bu partiler bu değişimin gerçekleşmesini sağlamak evet. için ve halkı ikna etmek için birleşmiş Bakın, durumda. Bakın yani bir sistem krizi var ortada. İster görün ister görmeyin Türkiye bunun yaşıyor. Ya Türkiye'nin si bürokratik aygıtı sistem çalışmıyor. Sistem krizi var diyelim. Sistem krizi var. Bürokratik çalışmıyor. Yani şu anda önünü göremeyen. Ben hatta öneriyorum. Ben yani şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bakın ee, Kemal Tahir'in bir üçlemesi var. Esir Şehir, insanları, Esir Şehrin mahpusu ve yol Üstünü ayrımı. Okudum. Ya orada mesela şey diyor ya hani ya umudunu kaybeden her şeyini kaybeder. O zamanki hani bir çözülme ve sonrasında bir ülkenin kuruluşunu anlatıyor. Umudumuz ya, bu var toplum, ya bu toplum ya bu toplum giderek umudunu var. kaybediyor. Niye yani şey soracağım? en çok beyin göçünü verdiği dönemde yaşıyoruz. Umudu var. En çok beyin göçünü veren umudunu şeyini yaşıyoruz hocam. Umudu duvar Arkadaşlar Cumhurbaşkanı artık sona geldik bitiriyoruz. Dedi ki çarşamba günü dedi bir bir şey açıklayacağım dedi. Böyle ne, nasıl söyledi onu Onur? Güzel bir haberimiz var mı dedi. Ulusal seslenişi herkes dinlesin dedi. Ne dedi? Ulusal seslenişi çarşamba günü herkes dinlesin dedi. Dinlesin. Yeni müjde, yeni evet. müjdeler. Bilgim var mı? Valla bir bilgim yok. İşte bu uzaya birilerinin astronot e, astronot mekiği programına falan var ama yani e, AK Parti'nin şöyle bir sorunu var. Çok fazla e, hizmet ortaya koyduğu için e, bunu hiçbir sayekte söylemiyorum. Köprüyü de da oydu buydu bir sürü işler oluyor. E, dolayısıyla... Bunun üst, bunların üstüne çıkacak ne olacak şaşıracak bilmiyorum yani. Ya mesela evet. köprü şey bunlar çok o kadar evet. şey değil ki. Hayır doğal yani. gaz bulundu. Hayır yapmışsın doğal hayır, gaz uz Uzaya, bulunda. uzaya çıkıyorsun uzaya onun uzaya yanında köprünün ne anlamı var? Hayır, uzaya çıkmışsın onu da yapmışsın ucunda fırlatmışsın. Hayır şimdi yani. ilk kez. Uy, uydu da 90, uydu da 94 94'te, 94'te astronot göndereceksin, göndereceksin ilk kez. Pardon 90 94'te fırlatıldı uydu. Türkiye yani şeye onu da beğenmezdiniz ya. Türk uydusu ilk kez... E, Özal'ı da beğenmezdiniz ya, ya. AKP'den önce fırlatıldı uydu yani. Özal'ı da beğenmezdiniz ya. Yok Özal. Aydar Bey ne oldu? Allah rahmet eylesin ya. ya. Yahu bir, bir, of. bir maytap fırlatmadınız. Bir torpil fırlatmadınız yahu. Kim ya? Türkiye. <laughs> Türk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ya ha. Cumhuriyet Halk Partisi. Bak o ayrı. Bak getirip oraya... E, <laughs> bu meseleyi kitlemek. Orada orta az. Bak orada orta az bunu söyledim. Getirip oraya meseleyi kitlemek Art niyet. Evet. Hayır uçak fabrikası Ahmet yok mu bu ülkede. Şey Kürümün şey, şey uçak fabrikası hayır, mı vardı kapattınız. Kıbrıs'a, Kıbrıs'a alacak Erbakan Her bakan vardı orada. yüklenmeyelim. <laughs> hani şurada <laughs> akıllarda kalmasın. Türk milleti Ben sadece birilerinin e... emperyalistler devreye girdi. Girelim. Ve hocam dondu. Evet, Hocamın sesini kestiler. Kestiler. Zaten program da bitmişti bu arada. Bir dahaki sefere söylesin artık hocam ya devamını Geldi mi? Tamam hocam, bir dahakine söyleriz. Hayır yok kabalık olmasın ya e, pardon. Tabii tabii. Bir cümleyle tabii. bitiriyoruz zaten. Hocam buyurun biz bir cümleyle söyleyin. Ha, tamam yani şunu demek istiyorum. E, herkesin belirlenmiş istismar bölgeleri var. Her programda da söylüyorum. Nasıl ki o e, iskilipli e, atıf anmanın bir vatan hainliğine anmanın yanlış olduğunu söylüyorsam aynı şekilde Seyit Rıza'nın aynı şekilde Şeyh Said'in yani kısacası bütün cumhuriyet düşmanlarının anılmasına da aynı şekilde Peki. karşı çıkıyorum. Çok